Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Bilinçokuru Astroloji'ye ben merkezinden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. Evet, yengeç burcunu bahar aylarının ilk ve en güçlü ayı diyebileceğimiz Nisan'da biraz sorunlar ve biraz sıkıntılar bekliyordu. Yaşadılar. Mayıs'ta biraz rahatlıyorlar. Mayıs ayında 29 Nisan'da o olmuş olan yeni ay ve güneş tutulmasıyla beraber hızlı başlıyoruz. Jüpiter'in pozisyonları bence iyi. Hı-hı. Yengeçler için olumlu bir ay diyorum ben. Sen ne dersen? Evet, genel olarak olumlu diyebileceğimiz bir aya giriş yapıyoruz. Hemen ay başında Venüs Koç burcuna geçiş yapacak. Kariyer evlerine geçiyor Venüs. Çalışma koşullarında, iş ortamlarında bir rahatlama söz konusu olabilir. Ev ve ofiste bazı güzelleştirme çalışmaları, dekorasyon, bahar temizliği, boya, buna benzeyen bir şeylere sebebiyet verebilir. Biraz da ofis ortamında iş ve kariyerle ilgili küçük haberler getiriyor. Arkasından 4 Mayıs'ta Güneş Üçgen Plüto Boğa Oğlak. Bu gerçekten güzel bir pozisyon. Sosyal yaşama katılıyor. Evet. İnsan ilişkileri artmış. Çok şanslı bir döngü var. Güneş sekstir Jüpiter sevgili yengeçler. Bence takviminize 6, 7, 8 Mayıs günlerini kaydedin. Çünkü Güneş ile burcunuzdaki Jüpiter'in sekstir yapması size tarihli haberler ve şanslı olaylar getirecek. Valla bu sekstir iyi diyorum ben. Ne dersin? Evet, tabii ikisi de Güneş ve Jüpiter. İkisi de birbiriyle uyumlu olduğu zaman tabii ki bereketi ve bolluğu da arttırabilir. Çok destekleyici de olabilir. Seyahat ettirir. Yolculuğa da çıkartır. Veya uzaklardan bir yerlerden güzel haberler gelir. Gelecek olan haberler de belli bir noktadan sonra iyi olacaktır. Ve yengeç burcunu gerçekten keyifli de etkileyecek sosyal ortamları da sokar. İşte düğünlerdir, nişanlardır. Bazıları bu dönemde evlilik kararı alır. Bazıları Juno'lara uygun ise, Juno astroloji uygun ise eşleriyle tanışır. Bazıları hamile kalabilir. Dediğimiz sivilme doğum haritasındaki etkilere sebebiyet veriyor. 10 Mayıs'ta bir problem var yalnızca Güneş karşı Satürn. 10 Mayıs 16 Mayıs arası bu ayın gergin günleri diyebiliriz. Çünkü 10 Mayıs'ta Güneş Satürn karşıtlığı etkinleşiyor. 11 Mayıs'ta Koç burcundaki Venüs'le Mars'ın karşıt açısı, hemen arkasından Venüs'le Plüton'un kare açısı ve 14 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 23 derece Akrep Burcu'nda ve 16 Mayıs'ta Venüs'le Uranüs'ün kavuşumu var. Şimdi kariyer evlerinde biraz hareketlilik yoğun. Aslında o öncü gruplardaki etkileşim yine bu Mayıs'ın ikinci haftasında. Ani iş değişikliği. Bazılarında ani iş değişikliği oluyor. Bazılarında ani bir iş teklifiyle karşılaşabiliyorlar. Çünkü orada bir Venüs-Mars karşıtlığı var mesela dikkat edersen. Ani iş değişiklikleri. Bir de Merkür üçgen Mars da var ama bak. Orada ikisi birleşmiş. Belki bazı yengeç burçları hoşnut olmadıkları bir kariyeri değiştirecekler anlamına geliyor. Ev değişimi de olur o. Yer değişimi, ev değişimi, ev yaşadıkları bölge, şehir değişimi bile olabilir. Çünkü köşelerden etki alıyorlar. Ani ev değişimi olur. Evet. Yani ani bir işin bitmesi, bazı noktalara gelme. Yani şehir değişikliği olabiliyor. Mesela biraz da şimdi bu aslında nasıl çalışıyor biliyor musun? Biz bunu yükselen burçla beraber hesapladığımızda bu ikisinin birleşik çalışması bu yengeçte öz burç veya yükselen burç. Mesela yükselen burcu yengeçtir ama öz burcu koçtur mesela. Veya aslandır. Ateş sularda. Çünkü bunlar ateşte olduğu için, ateş hava grubunda olduğu için ani ev değişiklikleri, ani şehir değişiklikleri, ani ülke değişiklikleri gibi haberler getiriyor. Ama bunlar tabii ki çok ince ince doğum haritasının incelenmesiyle görünecek bazı olaylar. Gene de her ne olursa olsun bu değişim onların hayrına oluyor. Evet, kesinlikle. Yani sonucunda bunu söyleyebiliriz. Yani bir değişim yaşayacaksın ama bu değişim senin adına iyi olacak anlamına gelmiş. Evet, 21 Mayıs'ta Mars düzeliyor. Artık ileri harekete dönüyor sevgili yengeçler. Bir süredir evle, aileyle ilgili konular belki birazcık gerginlik ve sıkıntı yaratıyor olabilir. Artık onlar düzelmeye başlayacak. 24 Mayıs yine çok güzel. Su grubu burçlarda Yengeç ve Satürn arasında, Jüpiter ve Satürn arasında üçgen açı var. Valla 24 Mayıs
Yengeç Burcu için önemli bir tarih. Şimdi 21 Mayıs'ta zaten Güneş İkizler Burcu'na girmiş durumda. 21 Mayıs'ta Mars ileri harekete geliyor. Temmuz'a kadar bayağı bir rahatlama. Temmuz'a kadar hayatlarında Jüpiter üçgen Satürn ne demek? Kalıcı olmak demek. Evet, evet. Belli noktalarda. Şimdi Satürnleri nereden gelmiş dikkat edersen bakıyorsun 5-11 kasları üzerinde çalışıyor. Bir aşkın evriliğe sonuçlanması, yeni bir aşkın ön plana çıkması, çocuk sahibi olurken zorlananların çocuk sahibi olması gibi gibi değerleri de bizim adımıza işaret edebiliyor. 28 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda yeni ay var, bu önemli. Evet, İkizler Burcu yeni ayıyla sevgili yengeçler yine iş ortamlarında bir yenilenme, sağlıkları ile ilgili bir yeni başlangıç söz konusu olabilir. Bir tedavi programı, diyet, beslenme programı başlayabilirler. Aslında diyete başlamak mı istiyorsun sevgili yengeç kadına? 28 Mayıs'ta başlayabilirsin. Arkadaşlar, Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nde günlük burç yorumları da var. Günlük burç yorumlarına haftalık da var. Sayın Demet Baltacı'nın ağzından duymak istiyorsanız çeşitli portallardaki kanallarımıza üye olabilirsiniz. Unutmayın, üyelikler ücretsiz. Sevgiler, bye. Hoşçakalın.